Poppy Playtime Chapter 2'de bize 3. bölümün ne ile ilgili olacağı, nerede geçeceği, hangi oyuncaklarla karşılaşabileceğimiz aslında kısmen gösterildi. Deney 1006 bölüm 2'de Mami'yi kendi parçası yaptı. 3. bölümde Mami ve Deney 1006 karışımı bir şey görebilir miyiz? Yine 3. bölümün geçeceği söylenen Playkeer kimin kontrolünde olacak? 2. bölümdeki çiçek oyuncak Daisy'nin Banzo Bunny ile değiştirilme sebebi neydi? Huggy Wuggy ve Kissimmee'nin 3. bölümle bağlantısı ne? Mami Longlegs'in 2. bölümdeki ölüm sahnesi son dakika değiştirildi. Peki neden? Biz aslında kimiz ve Playtime Co'daki yolculuğumuz 3. bölümde nasıl ilerleyecek? 3. bölümün çok önemli sırlarını bu videoda birlikte açığa çıkaracağız. Herkese selam, ben Onur ve bugün Poppy Playtime Chapter 3 ile ilgili elimizdeki tüm bilgileri bir araya getirip oyunun devamında neler olacağına, hangi oyuncaklar geleceğine, 3. bölüm çıkış tarihine ve fazlasına bakacağız. Şimdi arkanıza yaslanın, hazırlanın, Poppy Playtime bölüm 3'ü keşfe çıkıyoruz. Öncelikle Poppy Playtime'ın 3. bölümünün ne zaman çıkabileceğine bir bakalım. 1. bölüm 12 Ekim 2021 tarihinde çıktı ve aradan sadece 18 gün geçtikten sonra 30 Ekim tarihinde 2. bölümün ilk fragmanı yayınlandı. 22 Şubat 2022'de ise 2. bölümün oynanış fragmanı geldi ve oyun 6 Mayıs tarihinde çıktı. Aradaki süre farkına bakarsak içinde bulunduğumuz dönem içerisinde 3. bölümün ilk fragmanı yayınlanabilir. Oynanış fragmanında Eylül 2022 gibi gelebilir. Tabi 1. bölüm ve 2. bölüm arasındaki süre gibi ilerlerse ve 1. bölümle 2. bölümün çıkış tarihleri arasında yaklaşık 7 aylık bir süre vardı. Yine benzer bir süre olursa 3. bölümde Aralık 2022 gibi çıkacak şekilde planlanmış olabilir. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız oyunun çıkış tarihi ve yeni içeriklerle ilgili her şeyi herkesten önce öğrenebilirsiniz. Ve videoyu buraya kadar izlediyseniz zaten like atmışsınızdır ama eğer unuttuysanız aşağıdan bir tane de like atarak destek olursanız çok sevinirim. Bu videoya gün içerisinde 5000 like gelirse yarın saat 12'de sürpriz bir videoyla daha karşınızda olacağım. Şimdi de gelelim bölüm 3'te neler olacağına. İlk olarak bildiğimiz önemli bir şey var. 3. bölüm Playkeer adlı bir yerde geçecek. Playkeer daha çok hayvanların gün içerisinde eğlenmesi ve vakit geçirmesi için bırakılan bir yer anlamına geliyor. Bir nevi barınak. Daycare ise kreş, yani çocukların bırakıldığı yer anlamına geliyor. Daycare ve Playkeer terimlerini karıştırmamalıyız. Burada bahsedilen hayvanların vakit geçirdiği alansa çok büyük ihtimalle oyuncaklaştırılmış Huggy Wuggy, Kissimmee, Bron gibi karakterlerin tümünün bulunduğu bir alandan bahsediyor olabiliriz. GameStation yetim çocukların testlere sokulduğu, yetenekli olanların oyuncaklara dönüştürülerek ruhlarının oyuncaklarda hapsedildiği bir yeraltı laboratuvarıydı. Sonraki aşama ise Playkeer, yani oyuncağa dönüştürme işlemi tamamlandıktan hemen sonra başarılı deneylerin vakit geçireceği bir yer gibi görünüyor. Bu da ne anlama geliyor? Playkeer belki de bütün başarılı deneyleri görebileceğimiz bir alan olacak. Her bölümde bir ana düşman olmasına alıştık. Acaba 3. bölüm tek bir ana düşman yerine tüm başarılı deneylerin bize düşman olacağı çok daha korkunç bir yer olabilir mi? Eğer Playkeer Daycare ile eş anlamlı kullanıldıysa ve bir kreşse, o zaman belki de henüz GameStation'da teste getirilmeden önce yetim çocuklar Playkeer'da tutuluyor, yetiştiriliyor ve belli bir yaşa geldiğinde testlere sokulmak üzere GameStation'a getiriliyor da olabilir. Eğer bölüm 3'te tek bir ana düşmanımız olursa bu hangi karakter olabilir, bu kısımla ilgili teorilere de geleceğiz ama önce atlanan çok önemli bir şeye birlikte bakalım. 2. bölümde 5 farklı kaydırak ve üzerinde isimler görmüştük. Bu isimlerin fabrikadaki yetkililer olduğunu fark ettik. Bu 5 bölümün hangileri olduğuna baktığımızda Research yani araştırma, Production yani üretim, Game Station yani oyun istasyonu, Innovation geliştirme ve Play Place yani oyun alanı. Play Place Playkeer'e çok benziyor ve bu alan sorumlu kişi yine GameStation'dan sorumlu Stella Graeber olabilir. Tüm bu testlerden sorumlu kişinin Stella Graeber olduğunu oyunda bir notta görmüştük. Ama ya öyle değilse? Oyundaki 5 odanın sorumluları kim olabilir, buna bakalım. Research yani araştırmanın başı Eddie M.N. Ritterman gibi görünüyor. Çünkü yer altındaki laboratuvarın yapımından sorumlu olduğunu bir notta görebiliyoruz. GameStation'dan sorumlu kişinin Stella Graeber olduğunu biliyoruz. Bunu da 2. bölümün GameStation'da geçmesi ve oyunda bulduğumuz bir notta yetim çocuklarla ilgili yapılan tüm test sonuçlarının Stella Graeber'e raporlanacağının söylenmesinden net olarak anlayabiliyoruz.
ediyoruz. Innovation ise Late Pierre. Bunu birinci bölümün en başındaki bir kasette Late Pierre'in kendi ağzından duymuştuk. Bu durumda elimizde iki departman ve iki isim kalıyor. Elliot Ludwig ve ismindeki harfler yere düşen Playtime Co. yetkilisi ve Play Place ile Production departmanları. The Game Theory YouTube kanalından Matt Pett'in teorisine göre biz production yani üretim departmanının başındaki kişiyiz ve geçmişte ürettiğimiz ama çığırından çıkan deneyleri kontrol etmeye ve yolunda olmayan şeyleri yoluna koymak için geri dönüyoruz. Ancak bu teoride atlanan bir şey var. Aynı teoride Stella Graeber'in hem Playplace hem de GameStation'dan sorumlu olabileceği söylenmişti. Çünkü Stella Graeber yetim çocukların testlerinden sorumluydu. O zaman Playplace isimli crash ya da barınak benzeri yerden de sorumlu olmalıydı. Ancak atladığı nokta şuydu. Birincisi Playplace trenle gidilen uzak bir yer. Ve bir departmanın yetkilisinin o departmanda sıkça vakit geçirmesi gerekir. Yani Stella'nın trenle ulaşılabilecek kadar uzak bir mesafede iki bağımsız alandan sorumlu olması bana biraz düşük bir ihtimal gibi geliyor. İkincisi ise yukarıda 5 oda var. Aşağıdaki kaydırakların üzerinde ise 5 isim. Yani 5 farklı kişi 5 farklı departmandan sorumlu olmalı. Eğer Stella Graeber 2 departmandan da sorumluysa Elliot Ludwig'i hiçbir departmana bağlamamalıyız. Aksi halde bir departman boşta kalıyor. Elliot Ludwig'in hayatını anlatan kasette kendisini ne kadar yorduğunu, ne kadar çok çalıştığını görmüştük. Yani bu departmanlardan birinden direkt olarak sorumlu olmayı seçmesi çok muhtemel. Bu durumda Elliot Ludwig de Playplace ya da Production'dan birinden sorumlu olmalı diye düşünüyorum. Bu ikisi arasından ben Elliot Ludwig'in direkt olarak üretimden sorumlu olabileceğini düşünüyorum. Bir firmanın en önemli bandı üretim bandıdır. Diğer departmanların tamamına dahil olup fikir belirtebilir ama en son ortaya çıkacak oyuncakların sorumluluğunu kendi almayı tercih etmiş olabilir. Peki Playplace isimli departmanın başında kim var? İşte bu bölüm büyük ihtimalle bizim sorumlusu olduğumuz yer ve 3. bölümde kendi sorumluluğumuzdaki alanda olabiliriz. Her şeyin başında biz bu fabrikaya ne için dönmüştük? Tüm sırları açığa çıkarmak, 10 yıl önce kaybolduğu söylenen ama hala fabrikada olduğu notta yazılı olan fabrika çalışanlarını bulmak için. Peki bunlarla ilgili ilk iki bölümde hiçbir şey yaptık mı? Şimdiye kadar hayır. Ve oyunun gizli sonunda Poppy'nin bize tren şimdi Playcare'e gidiyor. Orası araştırmaya başlamak için en iyi yer dediğini hatırlayalım. Bu da demek oluyor ki 3. bölümde asıl amacımıza yani 10 yıl önce kaybolanları bulmaya ve gizemleri çözmeye başlayacağız gibi görünüyor. Ve az önce söylediğimi hatırlayın. Eğer biz Playplace yani Playcare denen yerin sorumlusuysak kendi sorumluluğumuzda ve çok iyi tanıdığımız bir alanda tüm sırları açığa çıkarmamız çok daha kolay olacak. Eğer değilsek de her durumda 3. bölüm sırların açığa çıkmaya başlayacağı bölüm olacak. Gizli sonda söylendiği gibi. Son olarak gelelim 3. bölümde bizi karşılayacak alana ve hangi karakterlerin olacağına ya da baş düşmanımızın kim olabileceğine. Yine çok fazla atlanan bir noktayı söyleyerek başlamak istiyorum. Oyunda Mummy Longlegs'in öldüğü sahnede Mummy kolunu öğütücüye sıkıştırıyordu ve kafası bedeninden ayrılıp yere düşüyordu. Deney 1006'da Mummy'nin kafasını alıp kendi parçası yapıyordu. Hepimizin tahmin ettiği gibi Deney 1006 farklı karakterlerin parçalarını alıp onları kendi parçası yaparak hepsinin en güçlü özelliklerini kendi zekasıyla birleştirecek ve muhtemelen Poppy Playtime'ın en son bölümünde yenmemiz gereken en zorlu düşmanımız olacak. Ya da belki de bizimle ortak çalışan bir varlık olacak. Bizimle nasıl ortak çalışacak diye düşünüyor olabilirsiniz. Bu videonun konusu değil ama belki başka bir videonun içerisinde bu konuya da detaylı girebiliriz. Şu ana kadar öldüğünden emin olduğumuz karakterler yani oyuncaklar Mummy Longlegs'in öldürdüğü Banzo Bunny, Mini Hagiwagi'ler ve Mummy Longlegs. Hagiwagi muhtemelen ölmedi. İkinci bölümde Hagiwagi tüyleri ve kan izlerinin bir kapıya doğru ilerlediğini gördük. Muhtemelen canlı kurtuldu ve oradan kaçtı. Yine normalde Mummy Longlegs'in oyunun ilk versiyonunda öğütücüye direkt olarak kafasını sıkıştırması planlanmıştı. Ama daha sonra değiştirildi ve kolunu sıkıştırmasına karar verildi. Deney 1006'nın pençesinin kapının altından çıktığı sahne de sonradan eklenmişti. Bu da demek oluyor ki Deney 1006'nın Mummy Longlegs'in kafasını kullanması çok muhtemel görünüyor. 3. bölümde öldürdüğümüz ya da ölen düşmanlarımızın yine Deney 1006'nın parçası olacağını düşünüyorum. Deney 1006 bu sefer sadece bir pençe olarak değil, belki Mummy Longlegs'in kafasını taktığı bir robot formda da karşımıza çıkabilir, kim bilir.
görmemizin çok muhtemel olduğu 3 karakter daha var. Bunlardan ilki Bron. 1. bölümün fragmanında Bron'un kafasını çevirdiğini görmüştük. Gözleri simsiyahtı ve çok ürkütücüydü ama 2. bölümde Bron'un canlı bir formunu göremedik. Aynı zamanda 2. bölümde Bron seslerinin olduğu karton makette en korkunç dinozor olduğunu söylüyordu ve şakalar yapıyordu. 3. bölüm Playcare'de Bron karakterini görmemiz de büyük bir olasılık diye düşünüyorum. Bir başka oyuncak karakter de Çiçek Daisy. Hatırlarsanız fragmanda Banzoban'ın yerine Daisy'yi görmüştük ve sonra değiştirildi. Muhtemelen sonraki bölümlere saklamak istediler. Daisy'yi depoda reddedilen oyuncaklardan biri olarak görmüştük. Sebebi ise küçük çocuklar için korkutucu olması, test sırasında Daisy'yi gören çocukların ağlaması olarak yazıyordu. Test bölümü için Daisy kullanılamazdı ama Playcare denen 3. bölümün geçeceği alan çocukların değil oyuncakların bulunacağı bir alan olursa Daisy gibi korkunç bir karakter tarafından yönetiliyor da olabilir. Ve son iki karakterimiz elbette tahmin edebileceğiniz gibi Kissy Missy ve Huggy Wuggy. Her iki karakterin ortak özelliği aslında önce bize yardım etmeleriydi. Kissy Missy için Huggy Wuggy'nin daha iyi olan yarısı diye bahsediliyor ve Playtime Co. kurallarını hatırlatma görevi var. Belki Huggy Wuggy gibi vahşileşmeyecek ama onu da 3. bölümde görebiliriz. Kissy Missy bize 2. bölümde kapıyı açtı ve bizi tanıyor gibi baktı. Huggy Wuggy ise 1. bölümde bize anahtar bırakmıştı. Bu yüzden 3. bölümün olmazsa olmaz karakterleri Huggy Wuggy ve Kissy Missy'yi de unutmayalım. Tabii ki gelip gelmeyeceğini birlikte göreceğiz. Bunun dışında Candy Cat, Cat ve Boogie Bot gibi oyuncakların da üretildiğini biliyoruz. Bu ve benzeri oyuncakları da belki görebiliriz ama ana rollerde olacaklarını pek sanmıyorum. Ve son olarak tabii ki de aynı Mommy Longlegs gibi şimdiye kadar hiç görmediğimiz yepyeni bambaşka bir oyuncak da gelebilir. Sizin 3. bölümle ilgili teorileriniz ve beklentileriniz neler? Yorum kısmına yazmayı unutmayın. Umuyorum videoyu bilgilendirici ve eğlenceli bulmuşsunuzdur. Eğer beğendiyseniz aşağıdan bir tane like atmayı lütfen unutmayın. Aynı zamanda bu tür içerikleri kaçırmamak için kanala abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Eğer bu videoya gün içerisinde 5000'den fazla like gelirse, yarın saat 12'de çok ilginç bir video ile karşınızda olacağım. Katıl butonu üyelerimize ekranda görebilirsiniz ve en son yüklediğim Poppy Playtime ve Five Nights at Freddy's videolarımı da izlemediyseniz kartlarda ve ekranda görmüş olduğunuz iki videodan birisini izleyebilirsiniz. Desteğiniz için hepinize çok teşekkürler ve keyifli hafta sonları diliyorum. Sonraki videolarda görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.